İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Burcu Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler Ahmet Mekki Efendi Rahmetullahi Aleyh dört bin senelik namaz. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine, yüz bin defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba? Buyurdu ki, ahiret amel yeri değildir. Orası ceza yahut bir mükafat yeridir. Dünyada yaptığımız amellere karşılık cennete girilir ki orada namaz yok artık. Talebe bir ah deyip çok ağladı o ara. Dedi yazıklar olsun namaz kılmayanlara. Allahü Teala'ya kul olur da bir insan Yakışır mı Rabbinin emrine etsin isyan? Bir gün bir hırsız girdi bu zatın hanesine. Velakin bulamadı götürecek bir nesne. Tam çıkacak idi ki seslendi o veli zat. Dedi: "Ey genç, amdestal namaz kıl iki rekat. Sana bir şey veririm hele bir sabah olsun. Hem böylece evimden boş dönmemiş olursun." Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kese de yüz altın etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın talebesi olmakla şereflendi bu zatın. İki rekat namazı Cibril aleyhisselam, dört bin sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki, şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenabı Hak buyurdu. Ey Cebrail! Senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılacağı bir iki rekatlık namaz bile senin şimdi kıldığın dört bin yıllık namazdan indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin okullarıma nefis ve şeytan verdim.'' onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim. Ve bu iki düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet, indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz, ihlasla, şartlarına uyarak, kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim evet, İslam alemlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan sırrı sakati, kutti ise suruh buyuruyorlar ki... ...kendi nefsini terbiye edemeyen başkasınınkini hiç terbiye edemez buyuruyor... Sırrı sakati rahmetullahi teala. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. Hocam kız alırken başlık istemek, başlık vermek haram mı? Bir de kardeşim düğünlerde video çekmek için çağırıyor bir iş yerine arkadaşı. Gitsin mi, video çeksin mi düğünlerden? Dedim müşriklerin çocuğu cennete girer diye duydum dün. Böyle bir şey var mı? Bir de ben bu... Bir dakika, Kuşa bir gidiyordum. dakika. Ee, bir daha tekrar eder misiniz? Müşriklerin, Müşrik çocukları cennete girermiş çocukken ha Peki Müzik, efendim. Çocuk, çocuk. Bir de ben bir kursa gidiyordum. Orada kadının birisi... Bence mezhep yoktur dedi. Ben mezhepler inanmıyorum dedi. Bu ne, ne deriz doğrudur. Bir de işte o kadın dedi ki Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerin yazılmasını istememiş. Çünkü hadis-i şerifler ayetlerin önüne geçer. Kur'an-ı Kerim unutulur diye korkmuş dedi. Bu şekilde bir şey var mı? Bu şekilde bir tartışma geçti aramızda. Yani bu kadar hocam teşekkür ederim günler Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler hocam. İyi günler. Sorularım vardı. Buyurun. Birinci sorum. Hocam geçen gün yattım ya hiç aklımda bile yokken birden böyle bir titreme geldi bir ağlama geldi benim aklıma Sümbül Efendi geldi aklıma. Sonra birine sordum bana dedi ki Sümbül Efendi'nin tarikatı var sen onu bir araştır dedi. Ben onu hiç duymamıştım. Birinci sorum bu. İkinci sorum da geçen gün birisi oturarak namaz kılmayla ilgili dedi ki şey kıbleye karşı ayak uzatılmaz. O yüzden sandalyede namaz kılmak lazım. Ne? ama ben sizden duydum öyle değil ama ben anlatamadım yani nasıl anlatmalıyım. Birisi de dedi ki zorda kaldıysa hiç kılmamasından daha iyidir dedi. Ben orada gene bir şey söyleyemedim açıklayamadım yani o yüzden hiç lafa başlamadım. Olmay olmuyormuş dedim sadece diyebildim. Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Bir de hocam aklımıza kibir geldiğinde ne okumalıyız? Ha ne dememiz lazım acaba bilmiyorum. Mesela ben sesetlerime dikkat ediyorum. Dışarı çıkıyorum insanlar kolları açık. Beni görünce birden ya başlarını düzeltiyor ya kollarını. Bazen aklıma kibir geliyor. O zaman estoizu diyorum ama ne demem lazım. Nefsime uymayayım Allah'ım korusun. Peki efendim. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler. Güle güle. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun ilerden de razı olsun yüce yarabbim benim sorum e, eşimle ilgili e, namazımla hep uğraşıyor daha önce de sizi aramıştım zaten e, çocukları kursa götürüyorum o saatten e, şeyde e, yatsı namazı giriyor diye ben e, arabada namazımı kılıyorum oturarak bir arabada kılıyorum çevredeki kimseyi tanımıyorum cami yok orada bunun ne kadar doğru olduğunu sormak istiyorum iki eve gelince seccademi gördü poşetim içinde bu ne diye söylendi İbadet bir tek evde yapılır, dışarıda yapılmaz. Şöyle böyle bayağı bir söylenip durdu. Ben hiç cevap vermedim. E, eşime dua etmenizi istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın e, ayet nasip etsin efendim. Başka var mı? An, an, e, bir sorun daha var. Tabii ki yazmıyorum. Yazdığım zaman onun eline geçiyor. Şu anda da yazmadığım için unuttum çoğunu yani. Peki efendim. E, siz eşime çok çok dua edin. Peki de, efendim. Ben mesela gazete alıyorum ama gazeteyi eve getiremiyorum. Sadece parasını ödüyorum. Orada şey yapıyorlar, e, dağıtıyorlar esnafa. Peki efendim. E, i̇nşallah ondan da bir şeyler Olur. olur. İnşallah Talha Te Teşekkür ediyorum. Dua Peki edin. Efendim. Biz teşekkür ederiz. Amin hepimizin inşallah. Teala. Buyurun hocam. Efendim kız çocukları için başlık parası istemek, almak haramdır, evet. günahdır, caiz değildir. Sadece nikah hakkında mehir, muaccel veya müeccel olarak takdir edilir. Bu da kızın olur. Başkasının olmaz. Başkasının olmaz. Yani insan mal gibi satılmaz. Ama efendim biz onu niyetle almıyoruz. Hangi niyetle sana? netice itibariyle oraya çıkıyor. Parayı alıyorsun, kızı veriyorsun. Evet. Efendim işte e, bizim buralarda adettir. allah Teala uygun olmayan adetleri yıkmak, yok etmek için gönderdi Muhammed Aleyhisselam'la İslamiyet'i. Bizim memlekette de bir sürü adet var. Senin memleketinde de var. Bu adetler İslamiyet'e uygunsa İslamiyet onu dokunmuyor. Ama yanlışsa kaldırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haçında uzun bir aynı şekilde hutbe irad buyurdular. Orada tek 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 aynı şekilde saydılar. Ve kendi yakınlarından başladılar. İşte faizi kaldırıyorum. ilk kaldırdığım işte ee, amcam Abbas'ın. İşte falan onları kaldırdım. Kan davasını kaldırdım. İlk kaldırdı kendi yakınlarından başladı onları. ...kendi yakınlarından başladı. Hatta <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... Ee, ...Hazreti Zeynep Validemizle de... Ee, ...evlenmeden önce... ...halasının kızıydı bu. Bunu... Ee, ...kendi azatlı kölesi... ...Hazreti Zeyd ile radıyallahu anh evlendirmişti. Kur'an-ı Kerim'deki ismi geçen zat da bu. Hazreti Zeyd'i e, defalarca geldi e, Peygamber Efendimiz'e. Dedi ki ya Resulallah hep başa kalkıyor. Yani biz anlaşamıyoruz. Kendisi çünkü e, köle olduğu için köle, köle, azadlısı, köle azatlısı. Ve o da şimdi asil bir aileden geliyor. Ha bir şey yapıyor falan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her seferinde sabırlı ol diye ona tavsiyelerde bulunuyordu. En sonunda ayet-i kerime nazil oldu. Zeyd-i mani olma radiyallahu anh. Ve e, Hazreti Zeyd radıyallahu an onu boşadı. Şimdi Araplarda bir adet vardı. Önce onu yıktı. Asil bir kadın e, köle azatlısıyla evlenemez. Köle azatlısı olan Hazreti Zeyd'le radıyallahu an evlendirmek suretiyle o adeti bir yıktı. Köle azatlısının boşadığı kanımı da e, hanımı da asil birisi alamaz. Öyle de bir adet var. Öyle, bir, öyle de bir adet var. Ya, on sana vahiy ile bildirildi. ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Zeynep'le evlendirilmesini. Onun için Hazreti Zeynep Validemiz habere övünürmüş ondan, hakkı da ama. Herkese babası verir, beni baba, Allah-u Teala verdi diye, evlendirdi diye. O da haklı tabii. <laughs> Cenab-ı Hak <laughs> şefaltaran aile inşallah-u teala. Ee, böylece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Zeynep Validemiz'le evlenmesini sev ve hikmeti bu. Hani bazılar işte Resulullah Efendimiz kadına düşün. Ne alçak adamlar bunlar ya. Öyle olmuş olsa Hazreti Zeynep'i daha önce aynı şekilde vermez ki. Bakireyken kendisiyle evlenir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakire olur, olarak aldığı hanımlardan sadece Hazreti Ayşe validemiz var. Öbürlerinin hepsi duldu. Bazıları da Peygamber Efendimiz'in yaşça büyüktü. İlk evlendiği hanım da öyle. Hazreti Hatice radıyallahu anh validemiz kendisinden 15 yaş büyüktü. Dolayısıyla e, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlış olan, bozuk olan adetleri, anlayışları da bizzat kendisi bazı sıkıntılar katlanarak aynı şekilde bir yüktü bu. E, o evlenme işi de yüktü. O yükü de üzerine alarak bu adetleri yıktı, yok etti. Ben dikkat ederdim mesela. Enver abiler allah Teala rahmet eylesin. Hatta bir seferinde böyle bir düğün olmuş. Falan. işte orada düğünde geliyorlar. Efendim bu adetimiz falan. Ben o zaman gören değilim. Bursa'da meydana geliyor. Enver abiler o düğüne bile şey, şey yapmadılar. bayağı Bayağı celallendiler. Ne demek dediler ya İslamiyet geldikten sonra benim işte örfümüzdü, adetimizdi falan. Bu adet İslamiyet'e uygunsa hala. Ne hala? Ne hala? Neymiş efendim bizim adettir gelin kız şey yapacak da bütün erkeklerin huzuruna çıkacak da işte beğendiniz mi bu? Ben bu kızı alıyorum, ben bu kızla evleniyorum, benim karımı beğendiniz der gibi bir şey. Acayip bir şey ya. Acayip garip bir şey bu. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? İslamiyet bunların hepsini yasak ediyor ve kaldırıyor. Dolayısıyla başlık parası almak veya istemek İslamiyet'in reddettiği bir şey. Kabul etmediği, haram dediği bir şey. Hala sen efendim efendim falan yok bu işin. Efendim mi, efendim mi yok. Bunu babam da yapsa, anam da yapsa, neyse kardeşim de yapsa, kim yaparsa yapsın. Ben de yapsam. Haramdır, günahtır. Değişmez o. Efendim ee, dedi işte oğlumu dedi düğünde video çekiyor falan. E, işte para alıyor falan. E orada da fısk meclisi. E gidecek orada aynı şekilde onları e, görüntülerini alacak, şey yapacak falan, tekrar verecek. Uygun bir iş değil. Yani tavsiye edilecek efendim hani geçim kaynağıydı falan, başka bir geçim kaynağı düşünsün. Helal ve mubah olan bir yerden aynı şekilde temin etmeye çalışsın. E, birisi yapacak yapan yansın. E, bizim masifemiz aynı şekilde insanları ateşe atmak değil. Yanlış olan şeyler aynı şekilde kitaplarda bildirmiş Ehl-i niye çırpılmış? Hayattayken anlatmışlar, kitaplarında yazmışlar. Niye çırpılmışlar? E sen helal, haram, haramı bilmezsen... ha, ha helal haram bilmezsen... ...bunlardan sakınmazsan... ...biz şimdi e, Yüksek Senem e, ...o zaman bir dergi çıkart e, çıkıyordu... ...İmam Hatunlar Mezunlar Cemiyeti... ...merkezi Konya'daydı... ...oku diye bir dergi... ...iki sene ben orada çalıştım sonra 180 bir grup daha bir dergi çıkardı falan. O dergide işte namazın sünnetleri, abdestin farzları falan anlatılıyordu falan. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaşım ya dedi bu dedi köy hocasını yapacağız söyleyeceği şeyler dedi. İşte DSS, İslamiyet anlatmak, tazı falan filan. Şimdi bu kafada çok kimse var biliyor musun? Ya esas bilmesi gereken vatandaşın, vatandaşın bilmesi gereken yani Müslümanın bilmesi gereken ilmihal bilgisi. Bunu bilmediği zaman iman bilgisi de hani bazılar diyor aynı şekilde. Efendim işte imanın hakikati, imanın sureti bilmem imanı şöyle yapacağız, imanı böyle anlatacağız. Ömür boyu iman anlatmış, kitaplarda iman bilgisi diye doldurmuş. Hiçbir de nakil yok. Ayet-i kerimeler okumuş, kafasına göre daha incekte açıklamış durmuş. Nakil yok, üstadı yok. Bir sürü fitnelere sebebiyet vermişler. ondan sonra da kalkıyor. Bu geçenlerde gene Said Nursi ile alakalı bir şey geçmişti falan da baktım aynı şekilde mailler gö e gönderiyor falan. Sen anlamıyorsun sen cahilsin bilmem nesin falan filan diyenler var da. ...iyi e de bir arkadaşım. Heyecanlı bir arkadaş. Ha, i̇yi de bir arkadaşım. İyi de bir arkadaşım. Otur ve aynı şekilde kendini bir sorgula ya. Abdülhamit'in Cennet Mekan Hazretleri halife Müslümin buna saldırıyor. İmanın hakikatini bilen, imanı koruyan kimseye niye saldırıyor? niye saldırıyor. Efem işte halifeye karşı gelmek. Ya halife karşı karşı gelmek, gelmek bağiliktir. Asiliktir. İsyandır yani. Ha Seyit Kutup onlar da aynı şekilde isyan ettilerdi. Efem onu da falan işte. Efem e, ben kimseye köle olmam falan filan. 60 bin Müslümanın hapse girmesine sebep olur sadece. Kimseye köle olmaz ama ...binlercesinde... de sebebiyet verdi. Yaptığı işte. Yaptığı işte. Ya şeyde bile ya gazetelerde falan yazıyor. Rahmetli Menderes'in aynı şekilde 60 ihtilali olmadan önce o zamanki muhalif cenah... E, ...kimin emrindeyse, kimin talimatıysa 80 yaşında adam Anadolu'yu dolaşıyor falan... ...onlar da diyor ki bak irtica harekete geçiyor. Rahmetli Menderes haber gönderiyor Zaydun ya. ya Yapmasın, etmesin, gitmesin, dolaşmasın falan diye. K gene aynı şekilde yapıyor. Ve Rahmetli Menderes'in de idam olmasına e, sebeplerden bir tanesi de bu diye ya Birazcık araştırın, bakın bir. Yani körü körüne de aynı şekilde efendim sen bilemiyorsun, sen cahilsin falan filan. E sen cahilsin arkadaşım yani bunu saldırırken sen de cahilsin. Otur bir anlat. Yani biz Mehmet Akif Ersoy'da, Elmalı Hamdi'de, aynı şekilde Ahmet Hamdi Akseki'de, Said Nursi'de, Seyit Kutubu'da, Muhammed Kutubu'da, de anlatıyoruz. İbn-i de anlatıyoruz. Muhammed Abdüttelen Mason'u, Cemalettin Efkane denen Mason. onları da anlatıyoruz. Söylüyoruz. Bir araştır bir. Körü körüne ne aynı şekilde bağırıp çağırıp duruyorsun? Yaptıkları bir de ortada yani görünen şeyler bunlar. Kitapları da ortada. Dolayısıyla onları görmezden gelmek ha, şimdi, ilmi değildir yani. Bunlar da bunlar da aynı şekilde aynı kafadanlar. Efem işte ilmihal bilgiler onu e, ilmihal kitabı çok oradan öğreni verir. Ya vesaire sonra ne olur zaten. Senin hayatını, kimyanı değiştirmesi lazım. İma bilgiler de zaten kitaplarda bildirilmiş. İlmihal kitaplarında var. Dedelerimizin el kitabı olan Mızraklı İlmihal'de var. Önce anlatırken Ehl-i Sünnet -i anlatıyor. Ehl-i Sünnet anlatıyor. orada, anlatır, e, orada anlatıyor. İşte bak mesela dinleyicimiz dedi ki... ...müşriklerin çocuğu cennete girer. E, Said Nursi'nin de var, Kastamonu lahikalarında var. E, kafirler de şehit olur diye, cennete girer diye, zulmen öldürülenler Fethullah aynı Fethullah o şeyleri nereden aldı? E, ha, hocası Said Nursi'nin or aldı. Oradan, oradan aldı. O da aynı şekilde hiçbir ehl-i sünnet öyle buyurmamış. İmam-ı Rabbani Kudüs'ün sözleri buyuruyor ki... E, ...cennet imanın karşılığıdır, cehennem inkarın karşılığıdır. Müşrik çocukları, kafir çocukları işte efendim işte orada aa, şeyde mahşerde bunlara teklif edin. Mahşer teklif yeri değildir. Hesap yeridir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutsal Hazretleri. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretlerini de sevmezler bunlar. E, 29. Yüzyıktan Hazreti Ömer'in de torunu bu zat. E, onu da sevmezler. Hatta bize diyorlarmış. E, çok özür dilerim biraz ağır bir ifade de... ...İmam-ı Rabbani Hazretlerinin pişteri diye tövbe yarabbim. Biz öyle diyormuş. Öyle diyenle hakaret edenler de oluyormuş. E, toprağın altına girince göreceksin... Biz İmam-ı Rabbani başta ederiz. Ayağının tozu oluruz. Onun ve onun yolunda olanların yol, e, yolunda gidiyoruz. Ve bundan da şeref duyuyoruz. Ve anlatmaya da devam edeceğiz. Bunlara muhalif olanların da aynı şekilde İslamiyeti muhalif olduklarını... ...İslamiyet'i yıkmak istediklerini, bozmak istediklerini de... ...denimiz öndüğü kadar da anlatmaya devam edeceğiz. Efendim hapırsan da köpürsen de bu işin doğrusu bu. Senin elindeki kitaplar. Mesela Seyit Kutub'un kitaplarını okuyan ne öğrenir? İsyan başka bir şey değil. İhtilal öğrenir. Adam komünizmi İslamiyet diye anlatmış... Sayın Nursi'nin kitaplarda da öyle. İman, hakikati, imanın hakiki falan. Hani bazı diyor ki sen hiç o kitabı görmemişsin. Görmez olur muyum? Ben gözümü açtım, babam bir ara o cemaatin içerisindeydi. Evde saklardık Sayın Nursi'nin kitaplarını, risaleleri. Okudum. Hatta ilahiyatı bitirip de e, vazife icabı gittiğim bir yerde bir tane orman dairesinde çalışan birisi vardı. Onlar üç beş kişi toplamışlar. Risale okullardı. Ağdalı bir ifadesi var. Hani gittiydim böyle bir seferinde gittim böyle açıklayıverince seni her gün geliyor dedim ben, her gelmiyorum. Bana hitap etmiyor. Yeni bir şey de öğretmiyor orada. Ya diyorlar ki efendim imanın hakikatını e, hakikatini anlatmış. Ya iman hakikati tasavvuf alimleri anlatıyor. O, o, hal ilmidir. Kalbine inmesi lazım. Evliya olması lazım. E, peki Said Nursi'nin kitaplarını okuyup da aynı şekilde evliya olana rastladın mı sen? Bir kere şey e, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi taala aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nden naklen bir şey e, e, söylüyorlar buyuruyorlar ki e, hatta şey tütün meselesiyle alakalı olarak şimdi bazıları e, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne dil uzatıyor Mahmut Samini Hazretleri'ne dil uzatıyor tütün içtikleri için e, bazılar bazıları tavırlı onlar orada Hüseyin Hilmi Efendi hocasından naklen bir şey buyuruyor buyuruyor ki e, tütün içmek dine mekruh olmuş olsa Allah Teala sevgisini vermez ...dine, taban mevcut tabiatı itibariyle. Soğan sarımsak gibi buyuruyor. Zaten kendileri hiç tütünden hoşlaşmazdı ama doğrusunu yazmışlar kitaplarına. Ve ee, ee, orada bir şey buyuruyorlar. Değil mekruh işlemek bir edebi aynı şekilde yerine getirmesi allah Teala evliyalık vermez birisine. Evliyalık vermez. Sen kitaplarında iman hakikatını anlatıyorsun da arkadaş. Ee, farz nedir? Haram nedir? Ondan sana vacip nedir? Müekkez sünnet nedir? Gayrimüekkez sünnet nedir? Ondan sana bunlar hükmü nedir? Edep nedir? Bunların hiçbirisi yok. Nereden öğrenecek? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kutsasının sözü devreye giriyor onda o sana. Bir edeb olan vasılıyla Allah olamaz. Yani evliya olamaz. bu hakikatler boğazdan aşağıya inmez. İnmez. Şimdi e, İmam-ı Azam İbu Hanif Hazretleri, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı bin Hammel Hazretleri, <laughs> Kur'an-ı Kerim Vadis Şerif'teki hükümleri çıkarmışlar. İşte e, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Mevlana Celaleddin Umi Hazretleri gibi, Yunus Emre Hazretleri gibi, Üftadi Hazretleri gibi, Aziz Mahmud İdai Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Ubeydullah Ahrar Hazretleri gibi, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri gibi zatlar da bu bilgileri kalbe indirmişler. Onların da işi oydu. E, sende ikisi de yok. Sende ikisi de yok. Şimdi biz daha önce söylüyorduk falan da aynı şekilde itiraz ediyorlardı. Şimdi e, kendileri baş tacı edenler. Hayreten Teraman yazdı. Elmanın aynı şekilde o e, tefsir dediği, meal dediği kitabı kimin talimatıyla yazdığı ve kaç para aldıklarını. Mehmet Akif Ersoy ile beraber. E sen şimdi bütün bunlarla beraber efem hata edebilir. Bak dini e, konuda ön plana çıkardığın bir kimsenin hatası yenilir yutulur cinsten olmaz. Adam gider tek başına... E, evinde içkisini içer, meyhaneye gider falan. Bunu kimseye zararı yoktur. Kendisi tövbe eder bir Ama Yaşar Muri gibiler geldi işte. Emevi namazı, bilmem ne namazı falan filan bağırdı, çağırdı. Çok kimsenin kafasını karıştırdı gitti. Kendisi de en sonunda ben dedi işte Müslüman değilim, deistim dedi. Kitapsız kafirim dedi. Öyle öldü gitti. Öyle öldü gitti. Carullah denilen adam Orta Musa, Asya'da, Carullah denen, orta Asya'da belki. Müslüman bırakmadı. Müslüman bırakmadı. Adamların kafasını şeyini karıştırdı. Hani ilmihal bilgiler yok ettikleri için yok ettikleri için adamlar mesela... Bunların bir... hatası bu yani. <laughs> yok ettikleri için... Adamlar aynı şekilde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. O komünizm döneminde. Şah Nakşibend Hazretleri'nin kabrinin etrafında tavafta döner gibi dönüyor. saadet Tebediye de buyuruyor ki bir kimsenin kabrini. Kabe daha doğrusu Kabe'yi muazzamanın dışında herhangi bir şeyi böyle tavaf etmek haramdır. Hatta küfre kadar götürür buyuruyor. E bunları sen bilmeden nasıl kendini koruyacaksın ki be arkadaşım ya? Nasıl koruyacaksın? İmanın hakikatlerini anlattı. Peki imana gideren haller var mı orada? Yok. Ya Muhammed'in kutbetini İzlik Hazretleri mızrak değil mi? Halinde elfazı küfür bahsi var. Hangi haller aynı şekilde imanı götürür diye. Ki bu e, kitaplar o risaleleri okuyanlar Allahu Teala'ya müsavvir ne güzel resim tasarlamış ne güzel suret tasarlamış insanlar için kullanılan sıfatları kullandılar. Dergilerinde gazetelerinde falan. Nereden kaynaklandı bu? Cehaletlerinde. Çünkü küfür bu. İnsanlar için kullanılan sıfatları Allah Teala için kullanmak küfürdür buyuruyor. E şimdi sen bunları duyunca böyle hop oturuyorsun hop kalkıyorsun. Ya Allah rızası için ya aç işte da bir araştır bir bak. Tamam insan sevdiğine toz kondurmaz. O doğru. O doğru. Ama Allah-u Teala'nın bildiği ve el üstüne talimlerin kitaplarında yazdığı bir hükmü. Efendim bir söyleyince özür dile. Niye özür dileyim? Yanlış bir şey yapmadım ki. Yanlış bir şey yapmadım ki. Çünkü kendisine değil insanlara zarar veren birisinin zararını açıklıyorsun. Otur bir de kendin aynı şekilde kendini sorgula. Kendini sorgula. Başkasına böyle on parmağında on kara... ...on tane çamur şakır 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 yapıştıracağına... ...otur bir de kendini sorgula. Allah da hidayet nasip etsin hepimizin de anlayışını artırsın efendim. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz. <laughs> Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ka'be yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i sünnet âlimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme girecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam, yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kabe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler burası Horasan deyince adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kabe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kabe mecazidir. Allahü Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama Allahü Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak, bunlara inanarak hareket edenler, bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, üç günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla Tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allahü Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri "Hocama kavuşunca aklımı bırakıp kurtuldum" buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler, yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allahü Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller, ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kafirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, İnsanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Allahü Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allahü Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşidi kamille sahtesi arasında iki fark vardır. Bir, hakiki bir mürşidi kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşidi kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yani İslamiyet'i anlatmak varken bir kimsenin kendinden bahsetmesi kendine ait bir şeyle ortaya çıkması sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşidi kamil ile beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu iki vasıf bulunmayan kimsenin mürşidi kamil olmadığı anlaşılır. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim şimdi ilk dedi ki burada dedi bir kadın hoca kılıklı birisi var dedi işte yani mezhebim yok mezhep yok zaten falan filan. Bunlar genellikle bu mezhepsizler agresif olur ve kibirli olur. Agresif ve kibirli olur. Soru sorduğun zaman kafasına göre anlatır bir yere gelince de takılır kalır. Şimdi İmam-ı Eşari Hazretleri ee, başlangıçta o ile alimlerin arasındaymış. Yani orada tahsil görüyor falan. Sonra e, bir hadise anlatılıyor kitapta. Hocasına bir gün soru soruyor. Diyor ki üç tane kardeş var. Üçü de ölmüş. Bunlardan birisi büyük. Said. Yani iman var. Ondan sonra ameli var. Vefat etmiş. İkincisi Şaki. İnkar etmiş. O da ölmüş. Üçüncüsü Sabi. O da küçükken ölmüş. ...ahirette bunların durumu nice olur diye soruyor. Diyor ki... ...Sait olan cennete... ...Şaki olan cehenneme... ...peki Sabi olarak o arada kalır diyor. Öyle kafadan atıyor adam. Peki diyor o Sabi olan derse ki... ...Ya Rabbi bana niye ömür vermedin? Verseydin de ben de Said olan arkadaşım gibi... Hayır, ...abim gibi... ...ben de şimdi cennete gitseydim olmaz mıydı? dese Allah Teala ona ne cevap verir? Allah Teala ona der ki ne alçak herifler ya. Der ki e, sen büyüseydin şaki olacaktın. Onun için senin hakkını gözettim. Seni cehenneme gitmekten korudum. Peki o zaman diyor şaki olarak ölen ya Rabbi onun hakkını gözetmişin ve hatta cehenneme gitmesini ...engellemişsin... engellemişin. Bana niye ömür verdin o zaman? Beni de sabiyken öldürseydin ben de cehenneme gitmezdim. Dersene eder o zaman Cenab-ı Diyor ki sen sapıtmışsın. Vallahi diyor ben sapıtmadım da diyor. <laughs> Se diyor sepette pamuk kalıbı atacak. <laughs> Şimdi o mezhepsiz tayfası da aynı. Çünkü arkasına söylediği hadislerin yazılmasını Peygamber Efendimiz istememiş. Ya başlangıçta öyleydi. İzin vermediler. Ama sonra izin verdiler. Sonra izin verdiler. Cimbız da çekiyor kendisine göre. Yazılmasını istedi. Yani hadis-i şerifleri kaldırıyorsun. Ya hadis-i şerifleri kaldırdıktan sonra... ...birisi aynı şekilde fıkıh bilgilerini kaldırıyor. Öbüsü hadis-i şerifleri kaldırıyor... E Cumhurbaşkanı hakikaten he, doğru söyledi ya. Dedi ki hoca hoca olma. Hakkı bunları sorgulama hakkını size vermez. İstediğinizi aynı şekilde söyleme hakkını vermez. Yok kadar dinsiz insanlar bunlar? Ne terbiyesizliktir bu? Hadi şerifler aynı şekilde dil uzatıyorsun. Hadi şerifler kaldırdıktan sonra İslam alimler yok Ondan sonra Kur'an'a. Orada öyle değil. Benim kafama göre ben öyle anladım. Ben öyle anladım. Yani din diye bir şeycik yok. Din diye bir şeycik yok. Böyle bir durum söz konusu değil. Bak son zamanlarda gelen aynı cikli, ılımlı İslam diye bir türkü çağırıyorlar. Bu daha önce de Türkiye'de çağrıldı. Evet. Bu FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldı. İhale ona verildi. i̇hale ona verilmişti. Peki FETÖ'nün dediği teserrüt, tesettür, teferruattır. Namaz oturduğun yerde gözünle de kılarsın. Ama abdestsiz de kılarsın. Başını açarsın, içki içersin. Ortada bir şey kalmadı yani. Hristiyanlar da, Yahudiler de cennete girecek. Cennete girecek dedi. E peki bu kaynakları nereden alıyor? Üstadından. Yani Risale okuyarak öyle geldi değil mi o? Doğru rizalı o e ortada öyle yazıyor zaten. Ha şimdi e, hani bazılar diyor ki efendim ama diyor onu onunla kıyaslama. Ya arkadaş üretilen bu. Mal da bu. Ortaya çıkan da bu. Bu da aynı şeyi söylüyor çünkü. Yahudi değil Hristiyan da cennete girecek ve FETÖ'nün yetiştirmiş olduğu adamlar dünyanın her tarafına dağılıp orada da aynı şekilde bu Hristiyan çocuklarını hani e, Türkçe e, olimpiyatlar yapılıyordu ya bakıyorsun oraya zenciler menciler falan da getiriyorlardı falan millete ağlayarak bakıyor parayı basıyordu o parayı bastırınlar da aynı şekilde cahil olduğu için parayı bastırıyor. şimdi efendim ben yapmadım ben etmedim falan olur mu öyle şey ya? Yani yardım ettiniz hepiniz yardım ettiniz. Şu veya bu şekilde. Orada bizinci çocuğun aynı şekilde bir şarkı söylemesi hoşuna gitti. Paracıkları bastırdın. Ama Allah rızası için Allahu Teala'nın dinine hizmete yanaşmadın. Peki senin önüne bu konuda da seni hiç sorguladın mı arkadaşım? Bu haramdır, bu günahtır. Bunu e bunun aynı şekilde akıbeti cehenneme gitmektir diyebildin mi? Yahudi de Hristiyan da cennete girecekse adam gidiyor orada bu Hristiyan çocuklarını Müslüman yapmaya kalkmayın. İleride namaz kılmaz, borçlu kalır. Boş verin nasılsa cennete girecek. E o zaman İslamiyet bir şey kalmıyor. Dolayısıyla arkadaşım sen İslamiyet'i e hizmet mi ediyorsun? İslamiyet'in içini boşaltıyorsun. İslamiyet'i yok etmek mi istiyorsun? Ilımlı İslam'dan Murat aynı şekilde öyle. Mezhepsizlik de aynı şekilde. Mezhepleri kaldırdığın zaman neticesi dinsizliktir bunun. Neticesi dinsizliktir. Zaten kadının konuşmalarında da aynı şekilde o meydana çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta adi şeriflerin yazılmasına izin vermediler. Çünkü ilk başlangıçtı. Şeyde de oldu. Mezarların da ziyaret edilmesine önce izin vermediler. Çünkü kafir mezarları karışık. Ne zaman Müslüman mezarlığı ayrı, Müslümanlar ayrı gömdü ondan sonra izin verdiler. ya bir sebep ve hikmet var. Doğru anlatılsa mı? Doğru da anlamıyorlar. Anlayışları da netice itibariyle. dolayısıyla efendim mezhepleri inkar eden bir kimse Gideceği yer Yaşar Nör'ün dediği gibi. Deist olur bu. Yani kitapsız kafir olur. Başka bir şey olmaz. Ve efendim diğer dinleyicimiz... Ee, bir dedi geçenlerde böyle bir ağlama geldi dedi falan. İşte Sümbül Sinan hatırıma geldi. İşte onun tarikatı var dediler dedi. efem şu anda ne Sümbül Sinan Hazretleri ne diğerlerinin ismi kullanılıyor ama... ...hakiki manada tarikat yok. Hakiki manada yok. Şimdi gene hoplayacaklar bazıları. Sen nasıl söylersin bunu falan. Nasıl söylese de Seyyid Abdülhakim Hazretleri aynı şekilde dört mezhepli mütehassız evladı Rasul ve mürşid Kamil bir zat. Bu zat buyuruyor ki zamanımızda aynı şekilde bunlar yok gibi olmuştur. İsmi kullanıyor. O zaman böyle diyor. O zaman böyle şimdi diyor. Şimdi buyurun düşünün. bir Efendim ee, şimdi bak kafaya bak. Kıbleye karşı dedi ayak uzatılmaz mı? onun için sandalye de Ya kılsın da nasıl sıkılarsa kısın. <laughs> Halbuki din emrediyor. Diyor ki fıkıh kitaplarında ayakta duramayan oturur eğer bağdaş kuramazsa... ...veyahut da diz üstü oturamazsa... ...ayaklarını kıble istikametini uzatarak namazını kılar. Din böyle emrediyor. Dinin emri... ...emir edepten üstündür. Kitaplar yazıyor bunu. Emir edepten üstündür. Su bulamazsan aynı şekilde teyemmüm yap. Toprakla. Ne yapacaksın o zaman? Dinin emri öyle. Topraklı da abdest mi olurmuş? Denir M mi? diyeceksin. Denir. Ahmaklık bu. Efendim e, insanın içerisine e, işte sizi görünce işte toparlıyor falan kibir geliyor falan. öyle dönemde Allah'a tarihe sığınacaksın. İnsan nefsi imana kavuşmadığı müddetçe insana karşı gelebilir mi? E, e, i̇nsana böyle bir duygular gelebilir mi? Gelebilir. Ona da aldığı şey söylemek, söylemek faydalı olur mu böyle? Faydalı olur. E, zaten hatırına geliyor. Hatırına geliyor hemen diyor ki ben diye hani la havle çekiyorum falan. E demek ki beğenmiyorsun o hali. Beğenirsen tehlikeli bir şey değil. Efendim e, son dinleyicimiz... E, Beyim dedi benim namazımla uğraş. Ol Teala hidayet nasip etsin diyecek bir şeyimiz yok. Hı. Hatta de, gazeteyi Türkiye gazetesi kastediyor. Eve getiremiyorum korkuyorum. E, ee, şey olur diye. E, ama dedi ee, parasını veriyorum. Bunu bir yere dağıtın. Allah Teala razı olsun. İnşallah atale, o hizmetler sebebiyle beyine de hidayet nasip eder. Hani dedi bazen dedi, evde şey yapamıyorum dedi, arabada oturduğum yerde. Çok zaruri durum. Namaz kılacak yer yoksa ee, ayaklarını altına almak suretiyle. Ee, İmam Hazretleri bir Hazretleri'nin bir iştahı var. Arabayı da kıbleye çevirir ha, ha yönünde kıbleye çevirirse namazını o şekilde kılabilir evet kılabilir. Bir dinleyicimiz diyor ki 25 yıldır diyor sizi dinliyorum izliyorum ee, bu durumda sizin bize hakkınız geçmiş olmuyor mu? Biz hakkımızı ettik biz ee, bırak aynı şekilde şeyleri gelecekleri bile hakkımızı helal ediyoruz niye ediyoruz e, onu defalarca anlattık e, şimdi. Ee, benim Mustafa Toköz'de alacağım var. Ne kadar? 50 <laughs> alacağım var. Bunlar kayda geçmiş. Kayda geçmiş. Ahirette önce benim hesap. Görüldü diyelim. İşte şu iterek kakarak dört buçuktan beşi buldu. İşte beşi bir puan geçti. Şefaatle mefaatle tamam dediler inşallah. Amin. O sana, iyi sevindik. Ondan sonra ki bekle burada. Niye? Diye hesap. Senin Mustafa diye bir alacağın var. Ben vazgeçmem. Öyle değil o dünyadaydı vazgeçmek. <laughs> e, peki onun e, hesabı ne zaman gelecek? 1500 sene sonra gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Akıl kârı mı? Değil. Akıl kârı mı? Onun için biz geleceklerde... ...hani e, baz, bazen bize saldıranlar var... ...hakaretlerinden var. Onlara da biz hakkımızı helal ettik. Allah-u Teala'ya edeceğiz. <laughs> e, biz... Allah Teala'nın dinini aynı şekilde anlatmak için söylüyoruz. Yoksa herhangi kimseye karesimiz yok, kinimiz yok, nefretimiz yok. Ee, adamın e, şekli de, şemali de akrabam değil, mirasçım değil, bilmem neyim değil, paylaşacak bir şeyim de yok. Öyle bir şeyim de söz konusu değil. E peki niçin öyle e, söylüyoruz? Kitaplarda yazıyor. Hatta e, şeyde kıybet gıybet konusu anlatılırken Muhammed Hadimi Hazretleri İmam-ı Gazali Hazretleri bunlar çok açık net yazmışlar. Bir kimsenin arkasından onun hatasının bedeni ve dini kusurlarını söylemek gıybettir. Ancak buyruluyor. İnsanları aldatan, dini yanlış anlatanlar mezhepsizdir, zındıktır, itikadı bozuktur. Bunları söylemek o insanları zarardan korumak için lazımdır buyruluyor. Sadece bu mu? Değil. Devam ediyor. Ve insanları dünyevi şeylerde kandıranlar. Adam mağazada aynı şekilde defolu malı sağlam mal diye satıyor. İnsanlara söylemeli bu adam defolu defoluy, sağlam satıyor diye. Bu adam saatekar. Aynı şekilde peynir içerisine bilmem ne katıyor diye. Çünkü benim bu adamla bir alışverişim yok. Benim o adam, hatırlar mısın, ee, şeyi bu kefiri. Şaf'ın şey bir tane kefir üretiyordu falan. Adam geldi açıkça dedi ya. Ya dedi siz dedi dence de şey yapmayın yani bunu haram demeyin. ben size reklam da vereyim yani size para vereyim dedi. Açıkça teklif etti teklif etti bunu. Sonra bunlar şey yapmayınca adam telefon açtı. Tehdit etti. İşte dedi şey yaparım falan. Ee, mahkemeye verin falan. Dedim vermezsen hatırım kalır dedim ya. <laughs> vermezsen mahkemeye hatırım kalır. Ya vallahi haram ettiği bir şey senin hatırın için ben helal diyeceğim. Olur mu ne şey ya? Allah Teala sonumuz hayır <laughs> Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz i̇şte teşekkür ederim. ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum